Türkiye Büyük Millet Meclisi yaklaşık bir saat sonra, belki sizin bu yayını izlediğiniz saatlerde, çok önemli bir toplantıya başlamış olacak. Bu bir olağanüstü toplantı. Yılın ilk toplantısının olağanüstü olması aslında Türkiye'nin bölgesinde cereyan eden olayların da olağanüstü olmasından kaynaklanıyor. Neyi konuşacaklar? Doğu Akdeniz dengelerini konuşacaklar. Zira Doğu Akdeniz'de tıpkı Türkiye'nin güney, karada güney sınırlarında olduğu gibi Doğu Akdeniz'den de bir çevrelenme çabası var. Türkiye'nin de bunu kırma hamleleri var. Bu konuda yapılan en önemli hamlelerden birine sahip çıkma oylamasıdır. Tezkere bu manaya geliyor. Bir saat sonra yapılacak olan görüşmelerin konusu bu. Nedir? Ana hatlarıyla birkaç rakamla anlatalım. Akdeniz aşağı yukarı 2,5 milyon kilometre karelik bir alanı kapsıyor. Ve bu Akdeniz'e en uzun kıyısı olan ülke Türkiye. Aşağı yukarı 1500 kilometrelik bir sınırı var Akdeniz kıyılarına. Başka herhangi bir ülkenin böyle bir sınırı yok. 21 ülke var Akdeniz'e kıyısı olan. Bunların hiçbirinin 1500 kilometrelik, hatta 1000 kilometrelik sınırı bile yok. Türkiye bu anlamda eşsiz bir konuma sahip. Şimdi en uzun sınıra sahip ülke ama münhasır ekonomik bölge alanları itibariyle de Kıbrıs Rum kesiminin 2000'li yıllardan 2003-2007 yıllarında yaptığı anlaşmalarla alanı en fazla daraltılan ülke konumuna getirilmek istendi Türkiye. Rum kesiminin 2004 yılında Avrupa Birliği'ne haksız bir biçimde üye yapılması, haksız diyorum zira Avrupa Birliği'nin kendi kurallarını ihlal ederek, sınır sorunları olan ülkeyi üye almama kurallarını ihlal ederek aldıkları bir vakaydı Kıbrıs Rum kesiminin AB üyeliği. Bu üyelik gerçekleştikten sonra kendi bağımsız bir devlet adı altında bir takım anlaşmalar yaptı ve Türkiye'nin ve KKTC'nin, Kıbrıs Türklerinin faaliyet alanlarını, manevra alanlarını, sondaj ve arama imkanlarını daraltan anlaşmalar yaptılar. Kimlerle yaptılar? İsrail'le yaptılar, Mısır'la yaptılar, Lübnan'la yaptılar, öteki bölge ülkeleriyle, Türkiye'ye muarız diyebileceğimiz bölge ülkeleriyle yaptılar. Olabilir ama sonuçta ortaya çıkan tablo Türkiye'nin manevra alanlarını, faaliyet sahalarını, hukuki, meşru, münhasır bölge alanlarını daraltan anlaşmalardı bunlar. Türkiye'nin belki hatalarından bir tanesi bu zamana kadar bunlara sessiz kalmasıydı. KKTC ile bunları görünce bazı anlaşmalar yaptı ama nihayetinde en kritik hamlesini Kasım'ın sonunda Libya ile gerçekleştirdi. Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümetiyle bir anlaşma imzaladı. Hem askeri hem de deniz hukukunu ilgilendiren, deniz sınır alanlarını ilgilendiren bir anlaşmaydı bu. Deniz alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırası diyebiliriz. Alt başlıklardan bir tanesi buydu. Buna göre iki ülke, yani Libya ile Türkiye, denizdeki komşuluklarını, deniz sınırları üzerinden komşuluklarını belirlediler. Senin sınırın nerede bitiyor, benim sınırım nerede bitiyor, başlıyor. Bu tablo Türkiye'ye inanılmaz bir manevra alanı sağladı. Kıbrıs Rum kesiminin öteki ülkelerle yaptığı anlaşmaları neredeyse fiilen çöpe çıkartan, taca çıkartan bir manevraydı. Çok önemli bir hamleydi. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bunları onayladı. Fakat şimdi başka bir konu konuşuluyor. Nedir o? Libya'ya asker gönderme. Niye asker gönderiyoruz? Çünkü yaptığımız bu anlaşmayı orada Libya'nın meşru hükümetiyle yaptık. Ama o hükümet şu anda tehdit altında, tehlike altında. Eğer bu hükümet devrilirse, Halife Hafter denilen, Türkiye'nin karşıtı aktörler tarafından desteklenen bir Libya muhalefet hareketi var. Fransa'nın desteklediği, Rusya'nın desteklediği, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Suudi Arabistan'ın ve tabii yine Türkiye'nin muarızı Sisi, Mısır yönetiminin desteklediği bir silahlı hareket bu. Bu silahlı hareket Türkiye'nin anlaşma yaptığı bu yönetimi, bu hükümeti devirmeye çalışıyor. Bu hükümet Birleşmiş Milletler tarafından meşru görülen bir hükümet. Buna rağmen devirmeye çalışıyorlar. Eğer bu hükümet devrilirse Türkiye ile yapılan anlaşmayı da iptal edecek. Bunu apaçık da söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün bu anlaşmanın hayatiyetini korumak üzere, daha doğrusu bu anlaşmayı yapan hükümeti korumak üzere bir resim verecek, bir görüntü verecek. Ben bu meşru hükümetin arkasındayım. Benimle bu anlaşmayı yapan hükümeti destekliyorum diyecek. Ve bunun için de gerekirse askeri destek vermeye de hazırım diyecek ve bazı muharip unsurları da sahaya gönderecek, Libya'ya gönderecek. Muharip unsurların sahaya gönderilmesi orada savaş edecekleri anlamına gelmez ama bizatihi Türkiye'nin muharip unsuru sahaya indirmesi, eğitim, istihbarat, başka pek çok alanlar. Eğer tabii Türk askerine yönelik bir saldırı olursa meşru müdafaa zemininde tepki de koyacaktır, cevap da verecektir. Çok açık bir şey. Ama sadece varlığı bile önemli sonuçlar yaratabilir. Oradaki meşru hükümeti ayakta tutabilir.
çatışmaya girer mi girmez mi? Şu anda öyle bir görüntü yok. Öyle bir niyet de yok ama burası Orta Doğu, burası Akdeniz, Doğu Akdeniz, her şey mümkün. Kritik bir konu, son derece kritik bir konu. Haklarını ve yasal haklarını korumaya dönük bir sınır ötesi asker gönderme faaliyetidir. Bakalım partilerin tavırları da önemli olacak. Pozisyon alışları da önemli olacak. Özellikle İyi Parti'nin ne yapacağına dair soru işaretleri, karmaşalar var diye konuşuluyor. Görelim bakalım. Kritik tarihin dönüm noktalarında, kritik karar anlarında vereceğiniz, yapacağınız tercihler önemlidir. Hep birlikte göreceğiz bakalım nasıl bir karar verecek meclis.